Evet. Futbol Plus ekranlarından herkese selamlar değerli futbol severler. Bugün Trabzonspor gündemini konuşmak üzere Kaan Dursun'la beraberiz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi. iyi misin? İyiyim teşekkür ederim seni sormadan. İyiyim ben de teşekkürler. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasitas'ın ismi bu sefer de İtalyan ekibi Fiorentina ile anılıyor. <laughs> Daha önce de Sporting Lisbon'la anılmıştı geçtiğimiz Ocak oyunda. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Sporting Lisbon'un öncelikle anlaşmaya vardı iddiaları vardı işte evet. e, Bakasetas'ın 12 milyon giri, euro gibi bir rakama konuşuluyordu. Yani çünkü e, hani serbest kalma bedeli o kadar, Ahmet Ağol'da daha aşağısına bırakmam diyor. Yani evet. bırakacağını da düşünmüyorum açıkçası. E, Bakasetas için işte anlaşmaya vardı iddiaların hemen ardından Dimitriatis olması lazım işte. Menajeri Dimitriatis açıklamalarda bulundu. E, i̇şte şu an kimseyle anlaşmadık işte Bakasetas şu anda transferi düşünmüyor gibisinden bir açıklamaları oldu Dimitriatis'in. Ama işte hemen ardından işte bu Sporting Lisbon açıklamalarının ardından herhalde Fiorentina'da gördüyse oyuncunun hala hiçbir yerle anlaşmadığını, Fiorentina'nın da yeniden devreye girdiği söyleniyor hatta devreye gireceği söyleniyor. Eee ne kadar işte 10 milyon euro bir bedeli var yani baktığın zaman değerini ama dediğim gibi 12'den aşağı hiç bırakma gibi bir niyeti yok. Fiorentina da eğer istiyorsa Bakasetas'ı 12 milyon euro ödemeyi göze alacak ki zamanında Trabzonspor almadan önce Fenerbahçe'de o zaman Erol Bulut vardı. Erol Bulut Fenerbahçe'yi istiyordu Bakasetas'ı Fiorentina da istiyordu Bakasetas'ı yani ilgisi geçmişten kalma Fiorentina'nın. Şimdi tekrardan işte gündeme gelmeye başladı. Devre arası transfer döneminde işte e, Lisbon tekrar bir nabız yoklamıştı Bakasetas'la alakalı. O zaman da işte şöyle hani e, iddialar var. Bakasetas'ın hani ben Trabzonspor'la şampiyon olmadan hani daha dairen gibi takımla anlaşmam. Takımdan ayrılmayı da düşünmüyorum gibisinin açıklamaları olduğu söylenmişti. Ama sezon sonu ben yüksek ihtimalle Bakasetas'ın ayrılacağını düşünüyorum. E, Trabzonspor'un şu anda yapması gereken önümüzdeki sezon yapılandırmalarına geçerken Bakasetas'ın nasıl yerinin doldurulabileceği şeklinde oraya böyle skorer bir oyuncu şimdi kaç 36 maçta 8 gol 8 asist mi ne var Bakasetas'ın ve attığı goller hep kritik. Yani kritik zamanlarda sahneye çıkıyor. Örnek veriyorum Galatasaray karşılaşması evet. gibi. Yani o yüzden Bakasetas eğer gönderilecekse Fiorentina olsun Sporting Lizbon olsun bu iş fark edilmez. Önceden onun yerini doldurabilecek bir oyuncuyla e, anlaşmaya varılması gerekiyor açıkçası. Peki Kaan çok teşekkür ederim. Değerli ben teşekkür ederim hocam. Sevgili futbol severler bugün Futbol Plus ekranlarında Trabzonspor gündemini konuştuk. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.